25 Şubat 2023 Cumartesi Adana'dayız. Gerçekten Adana'da yakın zamandaki en cazip program var. 10 koşulu bir program var. Arkadaşlar hemen değerlendirmelerimize geçelim. İyi bir çalışma yaptık bakalım. Hayırlısı olsun diyelim. Evet, birinci koşu 13.30'da başlıyor. Birinci altın Ilkaya. Satış bir koşusu 3 yaş Zingizer 1900 metreye çıkacaklar. Evet, zor koşu yani ilk ayaklar zaten böyle. 7 numaralı Bebesito formda. Ferit Yardımcı da bugün Adana semalarında gözüküyor. 2 numara Dark Destiny Saadettin Boyraz. 8 numaralı Kızıl Mamba Fatih Sultan Mehmet Sansar. 5 numaralı Aşkı Efsa Mert Ali Solmaz. 9 numaralı Astor Hill Mustafa Kemal Kumbasar. Ve 11 numaralı Çelik Yelek Uğur Temur. 7, 2, 8, 5, 9, 11 arkadaşlar. Zor ayak yani burada inşallah ilk ayaktan yatılmaz. Çünkü birinci ayakların biliyorsunuz klasik birinci koşular ve dördüncü ya da beşinci koşu neyse. 9 koşulu programda 4. koşu veya işte 10 koşulu programda da 5. koşu. Arkadaşlar ikinci koşu ikinci ayak birinci altın Maiden 3 yaş İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. 6 numaralı Merchandiser Mehmet Salih Çelik'le Kaptan Rio yavrusu ilk kez koşacak bu safkan. Arkadaşlar ama baktığımız zaman galopları gayet güzel. Böyle 25.2'ler falan rahat çalışmalar. Kaptan Rio yavrusu güzel bir orijin de var. İlk yazalım bunu Mehmet Salih Çelik 6 numarayı çıkartabilir. 1 numaralı Alva Emrah Sincan. 3 numara Altman Gold Mehmet Nuri Sunkar. 9 numara Spokesman Müslüm Çelik ve 7 numara Molto Allegro Vedat Abiş. Burada yeri olanlar 8 numaralı Silver pilotu da Bush Ranger yavruları yani bu ilk koştu koşuda biliyorsunuz dördüncü geldi bu Silver pilot pilot işte nasıl İngilizcesi pilot da Türkçesi pilot arkadaşlar. Onu da 25.2 çalışmalar hafif çalışarak Mücahit Bayır kendisi çalıştırmış. Bu iyi bir şey tabii. Evet. 6 1 3 9 7 8 diye geçtik. 3. koşudayız şimdi. Evet, çok cazip program gerçekten. Çok cazip. Güzel ikramiye verecek. Yani ben birinci altı, ikinci altı yüzün üzerinde bekliyorum. Yani minimum 50 ile 50 yani. Minimum yani böyle üstü 50 diyelim. Şartlı iki koşu bu. 5 ve yukarı aşağı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 6 numaralı beyaz adı biz alternatif bank olarak düşünüyoruz ama burada dişli rakipleri var. 3 tane dişli rakibi var beyaz adamın. Ayhan Kurşun da normal şartlar altında beyaz adamın gelmesi çok doğal olur yani. Bu ata rakip noktasında 5 numaralı Berat'ım Emrah Sincan'la son koşu Ayhan Kurşun'un bu arada bu beyaz adamın. Beşinci de olsa önemli değil. Sağlam koşuyor. İyi bir at. 3 numara Baba Hakkı Mehmet Saçelik ve 7 numara Egetay Özcan Yıldırım. Burada Oğlum Giray'dan da güzel bir koşu gelebilir. Aşk Kartay'dan da gelebilir. Yani bunları 1 ve 8'i son dakika şablonları için soru işareti olarak koyuyoruz arkadaşlar. Bir bakalım bunlara bir AGP'ler açıklandığında. Dördüncü koşuyla beraber 7'li plase başlıyor. Maiden, 3 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Burada 9 numaralı Tortuga, Ahmet Çelik'le Banko arkadaşlar. Evet, Rebel King'le kapışabilir. Yukarıda Memory Remains'le de kapışabilir. Dediğim gibi, yani burada kesinlikle 3-4 kişi birleşerek oynanması lazım. Ve bana göre 400 lira, bakın net söylüyorum, 400 liranın altında kuponların çok fazla şanslı olduğuna inanmıyorum ben. Burada. Evet, yani kusura bakmasın 20-30'da oynayan arkadaşlar. Yani gerçekten belli de olmaz. Kazı kazandı da hiç belli olmuyor. Çıkıyoruz değil mi? Kazı kazan furyası var şimdi Türkiye'de. Yani hayatta inanmadığım bir durum. Evet, burada Koalitso var. Yani burası coşarız arkadaşlar. Biz burada 9 numara Tortuga'yı banka atacağız. Bakalım karşımıza nasıl bir şey çıkacak. Win River Win yavrusu. Ahmet Çelik üçüncülük yaptı. Son koşusunda Maiden'da Nizamettin
Demir'in bindiği Airfield ve Winner of the'ye geçildi. Burada ikisi de yok. Bu atın zamanı gelmiş arkadaşlar. Tortuga bizim bankomuz. Evet, 5. koşuyla başlıyor arkadaşlar. Altılı yani ikinci altılı başlıyor. Burada gerçekten çok zor bir ikinci altılı var. Handikap 16, dişlere ait 4 yukarı Araplar 2000 metreye çıkacaklar. 12 tane safkan var. Evet, 7 tane atımız var burada. Altı numaralı Air Girl Nizamettin Demir'le. 5 numaralı Yaban Arısı Hışman Çizik. 10 numara Macaroviç Mücahit Bayır. 2 numara Saklı Kız Ayhan Kurşun. 1 numara Ateşim Serkan Yıldız. 9 numara Melike Nur Müslüm Çelik. Ve 3 numaralı Erciş Güzeli İsmail Demir. 6, 5, 10, 2, 1, 9 ve 3 diyoruz buraya. Evet, bakalım burada nasıl gelecek. Normalde kapatmalık bir ayak bu, hani onu söyleyeyim size. 6. koşu Yeşil Oba koşusu. Günün anlam ve önemini belirten grup 2 koşusu bu. 4 ve 2 yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar kum pistte. Evet, 6. koşuda arkadaşlar şimdi burada baktığımız zaman Türkiye'nin önde gelen 4 yaş üstü Arap atlarını görüyoruz burada. Kıdemli hepsi. Şimdi burada çok hoşumuza giden bizim bir Everest var, 3 numara. İlk atımız bizim Everest, 3 numara arkadaşlar. 10 numara Zafer Meydanı Mehmet Akyavuz. Burada geçti zaten. Burada birçok atı geçti bu Zafer Meydanı. 2000 metreydi o. Şimdi 1900 metre. Sıkıntı olur mu? Göreceğiz. 11 numaralı Gül Hatmi uzun zamandan sonra Müslüm Çelik'le, yani burada kum tecrübesi pek olmayan bir safkan. 8 numaralı Taşan Halis Karataş. 12 numaralı Kanatlı Tay Ahmet Çelik. Ve 7 numaralı Soydere Vedat Abiş. Arkadaşlar burada bir tane at kafamıza takıldı bizim. Onu açıkça söyleyeyim. Hatta iki tane at burada kesinlikle düşünülmesi gerekiyor gerçekten. Hani sürpriz konumunda. Biri 2 numaralı Deniz Şövalyesi, diğeri de 1 numaralı Cevher arkadaşlar. Ya burada çok sürpriz düşünenler için bu iki tane safkana da bir şekilde yer verilebilir mi bakmamız lazım. Evet, 7. koşu. Handikap 15, 4 yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar arkadaşlar. 7. koşu da 1 numaralı Cihan Ebeder alternatif bankomuz bizim. Bakalım banko yapabilecek miyiz bunu? Rakip noktasında 2 numaralı Kaşemumkara Mert Gökalp Aslan'la 3 numaralı Las Fatih Ahmet Çelik 4 numaralı Şimşek İzi Berat Abiş ve 8 numaralı Emir Demir Nizamettin Demir. Evet. Burası bir alternatif banko. 2, 3, 4 ve 8. Normalde Cihan Ebeder'in bırakmaması lazım. Çok kuvvetli bir safka arkadaşlar. Şu iki tane sorti. Şuradaki şu iki tane sortisi çok iyiydi. Ama tabii yani atın o günkü form durumu da çok önemli. Biz ne dersek diyelim. Burada önemli olan atın form durumuna bağlı her şey. Baktığımız zaman burada normal şartlar altında bu Cihan Ebeder'in kazanması gerekiyor. Özcan Yıldırım'la Mehmet Nuri Sunkar biniyordu bu ata. İki defa Adana'da. Kaldı ki grup 3 ve şartlı 5 yaptı. Handikap 15'te Mehmet Saçelik ve Mehmet Nuri Sunkar binmiş. Ara ara katılıyor grup yarışlarına arkadaşlar ama bu safkan burada kazanma ihtimali çok yüksek Özcan Yıldırım'la. Mutlaka bu hazırdır bu safkan ve Özcan Yıldırım bunu getirecektir arkadaşlar. Sadece 1900 metrede 60 kilonun burada nasıl bir 10 kiloluk farkı elimine edeceğini görmemiz lazım. Bir alternatif banko 2, 3, 4 ve 8 diyoruz. 8. koşu handikap 16, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 8 tane safkan var burada. Arkadaşlar burada 5 numaralı Demir Ataş, Vedat Abiş'le banko. Evet. Vedat Abiş'im burada banko olarak Demir Ataş'ı getireceğini düşünüyoruz arkadaşlar. 9. koşu Maiden 3 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar şu son iki ayak gerçekten çok zor. Yani buraya kadar gelip ikinci altılı çok önemli. Çok verecek yani açıkçası söyleyeyim.
Burada 2 numaralı Big Moon, Ferit Yardımcı ile alternatif bankomuz. Bakın Ferit Yardımcı bugün bir tane kazanacak. Bunun lamijimi yok. Bu Ferit Yardımcı bir şekilde kurgu yapan aktörlerden bir tanesi. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani bunu şu anda böyle bir konspirasyon teori değil yani, bu komplo teorisi değil bu. Böyle yani. Ve burada Big Moon'la da iyi bir at. Yani onun da gayet hakkı. Ama burada tabii bir numaralı Proventus Apprenti yedirirlerse 108'i Kadir Yiğit'le. 3 numaralı Airfield Nizamettin Demir. 4 numaralı Amandero Ercan Çankaya. 5 numaralı Big Boss Ali Mehmet Akyavuz. 11 numaralı Wing of Victory Mehmet Sağ Çelik ve 9 numaralı Parti Eden Erdem Mehmet Ali Solmaz. Evet, 2 alternatif banko 1, 3, 4, 5, 11, 9. Arkadaşlar dediğim gibi yani 40 lira 50 lira kuponlar, 100 liralık bile kupon yani burada bilmiyorum yani ne derece işler. Şartlı 3, 4 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Yani gerçek altılının gerçekte bir insanın hayatını değiştirme zamanlarından bir tanesini yaşayabiliriz bu. Çok oluyor öyle. Uzun zamandır olmadı ama 5000 lira, 3000 lira, 500 lira, 2000 lira, 3000 lira. Yani bunlar harçlık konumu yani hepsi. Evet yani onu tutturmak da tabii güzel bir şey. Arkadaşlar burası şartlı 3, 4 yukarı İngilizler 1200 metre 12 tane at var. Şimdi burada 3 tane at normal şartlı atının dışına çıkmamız lazım. 1 numaralı Kübra Hanım, Mehmet Akyavuz. 2 numaralı Overcloud, Hışman Çizik ve 3 numaralı Anzerbalı, Ferit Yardımcı. Ama tabii şimdi 6 numara Destereza, Ahmet Çelik. 5 numaralı Crime Machine, Muhammed Özdemir. 4 numaralı Blackbird, Ercan Çankaya. 10 numara Red Orchestra, Ayhan Kurşun. Ve 8 numaralı Roberta Mia, Müslüm Çelik arkadaşlar. Bunun da geliri var. Çok karışık bir ayak bu. Yani 9. ve 10. koşular inanılmaz karışık gerçekten. Kalite düzeyi zaten burada enteresan bir durum teşkil etmiş Pepsi'nin. Birbirinin aynı kalitede safkanlar. Daha doğrusu kalitesizlikte mi diyeyim. Daha yeni öğreniyorlar koşmayı. Tabii şimdi 3 yaşında safkan bunlar. Daha doğal 3 yaş, 3 yıl olmuş yani. Normal. Ama buradaki safkanlar kalitesizlikten bir tık öteye geçmişler. Tabii. Ve bakalım bunlar nasıl bir burada saçma bir bomba patlatacaklar. Ne olacak göreceğiz. Arkadaşlar burasını 1, 2, 3 ön planda, 6, 5, 4, 10 ve 8 arka planda olarak bu kadar 8 atla geçeceğiz. 3 artı 5 diyelim buraya. Evet, Adana ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Rast gelsin diyelim arkadaşlar. En çok ihtiyacı olan en önce kazansın diyelim. Herkese güzel bir cumartesi günü diliyorum ben. İstanbul var. İstanbul'la ilgili de premium üyelere ait olan bir videomuz var arkadaşlar. Premium olan arkadaşlar o çalışma ekibimiz yaptığı çalışmaya ulaşabilirler. Herkese bol şans.